Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinliklerde konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Kemal Tekden, sağlık alanında çalışmanın kutsal olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Hekimlerin bu bakımdan çok kutsal bir meslek icra ettiklerini düşünüyorum. Yani neticede karşımızda en sıkıntılı vaziyette gelen insan var. İnsan en yüce varlık, eşrefi mahlukat kabul ediyoruz. Ona hizmet de o derece yüksek. Bu bakımdan ne kadar şükretsek azdır Allah'a. Bize böyle bir mesleği nasip ettiği için. Evet, yani hekimlik, daha doğrusu sağlık çalışanlarının yaptığı iş çok kutsal. Çünkü karşımızdaki muhatabımız insan, yaratanın eşrefi mahlukat olarak kabul ettiği insana hizmet ediyoruz. Bu çok kutsal bir hadise. Bu bakımdan böyle bakarak olaya girersek, eğer karşıdaki insanın mutluluğunu sağlayabilirsek, çünkü bize gelenler genellikle sıkıntılı insanlar. Şefkat arayan, sıkıntılarına dert ve dertlerine çare arayan insanlar. Onlara yardımcı olmak gerçekten çok ulvi bir görev, çok kutsal bir görev. Bu karşılığında o insanların yüzlerinin gülmesi, tebessüm etmeleri ve sonunda size dua etmeleri mükemmel bir şey. Yani ben bundan çok büyük haz alıyorum. Bütün hekim arkadaşların da böyle bakmaları gerekir. Yani para kazanmak vesaire hepsi arkada olması gerekir. Şimdi biz hastanemizde bugün de hekim arkadaşlarla Tıp Bayramı'nı kutluyoruz ve bunu vurguluyoruz. Özellikle hekim arkadaşların önce hastaları memnun etmeleri ve onlara bu memnuniyetleri sonucu onların dualarını almaları çok çok önemli. Eğer bunu yaparlarsa görecekler her işleri rast gider. Yani benim en önemli vurgulamak istediğim bu. Ama işlerini çok iyi yapmaları lazım. Asla savsaklanacak bir iş değil. Çünkü bir makinayla uğraşan mühendis bir arıza yaptığında, bir sıkıntı verdiğinde bir makina bozulabilir, atabilirsin, para kaybı olabilir ama insan öyle değil. İnsan Allah'ın yarattığı şerefli mahluk olarak zarar verilebilecek bir muhatap değil. Bu bakımdan çok hassas davranmak, çok ince hareket etmek, çok bilgili hareket etmek önemli. Bu hassasiyeti eğer işlerinde kullanabilirlerse, bakın o zaman yaptığı iş ibadet durumuna geçiyor. Ve bunu çok önemsiyorum. Bütün genç doktor arkadaşlara da bunu özellikle tavsiye ediyorum. Covid döneminde gerçekten hekim arkadaşlar çok büyük fedakarlık yaptılar. Çok büyük gayretler sarf ettiler. Allah hepsinden binlerce razı olsun. İnşallah yavaş yavaş bu hafifliyor. Bunu görüyoruz ama yine de tedbiri elden bırakmamak, hafife almamak lazım. Burada hekim arkadaşlar için herkesin de, bütün vatandaşlarımızın da karşılaştıklarında bir ufak teşekkürü eksik etmemeleri lazım. Çünkü gerçekten bu fedakarlık öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Çok büyük fedakarlık. Bir teşekkür doktora verilecek. Bir teşekkür gerçekten onu çok daha motive edecektir, mutlu edecektir. Yaptığının karşılığını ufacık bir teşekkürle almak isteyecektir. Ben bunu özellikle bütün vatandaşlarımıza belirtmek istiyorum. Doktorlar büyük bir çoğunlukla güzel insanlardır. Onları teşvik etmek lazım.